Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün malum alışveriş sitesinden aldığımız Zigon sehpasını topluyoruz. Bir bakalım nasıl toplayacağız? Bu da bizim ilk deneyimimiz olacak. Önce mikrofon kontrolümüzü yapıyoruz. Şimdi bunları çıkarttığımda ben biraz endişede kaldım işin gerçeği. Şöyle diyeyim, uzun kısmı yani ağacın uzun kısmı önde mi arkada mı kalacak diye. Ama bu zigon sehpası olduğu için genelde ağacın uzun kısmı ön kısımda oluyor. Şimdi bunu bu şekilde hazır böyle kendi deliklerini hazır bırakmışlar. Buradan havşalama yapmışlar. Şimdi bu uç kısımlarını borunun uç kısımlarını için tapa yapmışlar. Sonradan takamam diye ben bunları peşin peşin takayım. Sonradan bana bir düşünce olmasın. Elimden geldiğince hızlı montaj yapmaya çalışacağım. Sizlere de öne olsun diye. Evet, burası tamam. Şimdi burada bütün vidalarımızı dökelim. Hemen ölçümümüzü yapıyoruz. Ben bunu buradan saldığım zaman bu kadar kısmını sıkarız. Daha da fazla delip aşağıdan çıkmayalım diye. Şimdi havşaya denk gelecek şekilde buradan ağızlatıyorum. Gözler görmüyor tabii. Arkadaşlar, yanlış yapmanız mümkün değil. Öyle söyleyeyim. Evet. Matkabımın torkunu hassaslaştırdım. Neden hassaslaştırdım? Ağacı burup bozmasın diye. Hemen bu şekilde yani size yaklaşık olarak montajın kolaylığını izah etmeye çalışıyorum. İnanıyorum ki birçok arkadaşımız bu konuyu hakkında biraz merak etmiştir. Fazla bağırıp çağırıp sizi rahatsız etmek istemiyorum. Evet. Evet. Bunu biraz sıkamadı. Evet, şimdi bu da sıktı. Şimdi fiili olarak sehpamız hazır. Şimdi bu sehpa olması gerektiği gibi şöyle engellenmesin diye bu parçaları vermişler bize arkadaşlar. Bunları aldım. Bunları çapraz şekilde sıkacağız. Yani inanıyorum ben denk gelmedim ama böyle montaj yapan arkadaşımız, montaj videosu çeken arkadaşımız var mıydı yok muydu? İşin gerçeğe denk gelmedim. Burası biraz düşünceli. Delikler karşılamadı. Şimdi birini sıkayım. Bunun için küçük vidalar var. Burada bir ölçülendirme var. Sehpanın ayağını azıcıktan açaraktan vidalıyoruz. Çaprazın birini attık. Tesadüfen doğru atmışım arkadaşlar. Bir tarafında çük var. Diğer tarafında dişi var. Üst üste biniyor ve saatli çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Tesadüfen. Yani doğru montajlamış oldum. Birbirlerine geçiyorlar. Çaprazı tamamlıyor. Ben de acemiyim sonuçta arkadaşlar. Yani sonuçta bu şekilde.
Şimdi bunu hızlandırmadan çekiyorum. Bu iki parçayı da hızlandırarak da çekeceğim. Hoppa. Şarjlı matkabınızı hassas alırsanız yaptığınız işçiliğe hasar vermezsiniz. Evet arkadaşlar, konu bu. Zigon sehpamız hayırlı uğurlu olsun. Ben internet sitesinden alışveriş yaptım dedim, dolandırıldık galiba. Neyse, şükürler olsun dolandırılmamışız. Şimdi ben bunun montajını yaptım. Bu en küçük boyuydu. Orta ve hızlıyı hızlandırılmış bir şekilde size sunacağım. Hemen akabinde sonlandırma videosunda da görüşlerimi sunacağım.
Evet arkadaşlar, Sigon sehpamızın montajını tamamladık. Bir tane de vida arttı. Biliyorsunuz ustanın en iyisi vida arttıranmış ama firma bir tane vida fazla koymuş. İzlenimlerime göre şöyle diyeyim ben size. Şayet buna tekerlek koysalarmış çok çok daha iyi olurmuş. Ama genel anlamda iyi gibi gözüküyor. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Like diyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiler, kalın kanalda kalın. Görüşmek üzere.